Kayseri'de, Ali Dağ eteklerinde kurulmuş olan Talas ilçesi, arkeolojik ve tarihi kentsel değeriyle eski bir yerleşim yeri olarak dikkat çekiyor. Malazgirt zaferi sonrası Anadolu'yu yurt edinmeye başlayan Türklerin iskan edildiği yerleşim yerlerinden biri de Talas olmuştur. Buraya iskan edilen halkın bugünkü Kırgızistan'da yer alan Talas bölgesi dolaylarından geldikleri ve şehir adını da yerleştikleri yere taşımış olabilecekleri belirtilmektedir. Talas ilçesinin bir diğer tarihsel önemi ise Anadolu'nun manevi mimarlarından Şeyh Hamidi Veli Somuncu Baba Hazretleri'nin burada dünyaya gelmesidir. Somuncu Baba Hazretleri'nin babası Şemseddin Musa Efendi, 700 yıl önce bölgedeki tek Müslüman yerleşim yeri olan Talas'ın Akçakaya Köyü'ne yerleşmiştir. Şeyh Hamidi Veli Hazretleri'nin muhterem babaları Şemseddin Musa Hazretleri Horasan'dan Anadolu'ya gelmiştir. Aslında Horasan erenlerindendir. Anadolu'ya geldiklerinde Kayseri'ye gelmişler, Akçakaya köyüne yerleşmişlerdir. 1331 tarihinde Şeyh Hamidi Veli Hazretleri Akçakaya'da dünyaya teşrif etmiştir. Çocukluk ve gençlik yılları burada geçmiş ama ilim tahsil edebilmek maksadıyla Kayseri'den ayrılmıştır. Aslında ilk tahsillerini babalarından almış, Kayseri'den ayrıldıktan sonra da Şam, Tebriz, Erdebil, Hoy, Mekke ve Medine şehirlerine gitmiş, burada ilim tahsil etmişlerdir. Kayseri'den ayrılan Şeyh Hamidi Veli Hazretleri, ilim tahsili için diyar diyar gezmiş, nihayetinde Anadolu'ya döndüğünde Osmanlı Devleti'nin payitahtı Bursa'ya yerleşmiştir. Bursa'da yaşadığı dönemde manevi yönünü gizleyerek fırıncılık mesleğiyle geçimini sağlamış, bu yüzden halk arasında Somuncu Baba lakabını almıştır. Bursa'da bulunmuş olduğu dönemlerde Osmanlı Devleti'nin payitahtında bulunan hükümdar Yıldırım Bayezid Han'dır. Bu dönemde Haçlı saldırıları artmış ve Osmanlı Devleti Haçlılarla 1396 tarihinde Nibolu'da karşılaşmıştır. Bu savaşta az bir kuvvetle çok kuvvete karşı mücadele eden Osmanlılar Somuncu Baba Hazretleri'nin duasına mazhar olmuştur. Nibolu zaferinin nişanesi üzerine Bursa Ulu Camii inşa edilmiştir. İşte burada açılış hutbesini okuduğunda sırrı ortaya çıkan Somuncu Baba Hazretleri Bursa'dan ayrılır. Somuncu Baba Hazretleri Kütahya üzerinden Aksaray'a gelmiş ve bir müddet Aksaray'da kalmıştır. Oğullarından Baba Yusuf Hakiki Hazretlerini Aksaray'da bırakmıştır ki şu anda Baba Yusuf Hakiki Hazretlerinin Türbe-i Şerifleri Aksaray'dadır. Kendileri ise yola çıkmak suretiyle haç görevinden sonra Darende'ye gelmiş, şu anda Hıdırlık mevki dediğimiz Zaviye mahallesi içerisinde halvethanesini oluşturmuştur. Somuncu Baba Hazretleri Darende-i Şerif'te 1412'de ahireti irtihal eder, hatta cenazesini yıkayan talebelerinden Hacı Bayram Veli Hazretleri'dir. Osmanlı arşiv vesikalarında ise Darende ile alakalı şu ifade geçer. Defini haki ıtırnak ifadesi geçer ki gül kokulu Darende topraklarına defnedilmiştir ifadesini görürüz. İstanbul'un fethinde önemli rolü olan maneviyat sultanlarını yetiştiren Şeyh Hamidi Veli Somuncu Baba Hazretlerine Osmanlı sultanları her dönemde sahip çıkmıştır. Türbesinin bulunduğu Darende'deki evlatlarına fermanlar gönderen Osmanlı sultanları aynı zamanda Bursa, Aksaray ve Kayseri'deki Somuncu Baba'dan kalan hatıralara da önem vermiştir. Akçakaya'da
Şeyh Hamidi Veli Somuncu Baba Hazretlerinin doğduğu ev ve çilehanesinin bulunduğu mekana Sultan Abdülmecid Han döneminde 1810 ila 1811 tarihlerinde Şeyh Hamidi Veli Camii inşa edilmiştir. Şeyh Hamidi Veli Hazretlerinin burada doğmuş olması, Akçakaya'nın tarihi ve kültürel açıdan bilinmesine de katkıda bulunmuştur. Bizim gülşendeki güller dururlar, taze solmazlar, hazan olup dökülmezler, zemistanı bahar olmaz diyen Somuncu Baba Hazretleri aslında gönüllerdeki gülleri açtırırken yaşamış olduğu mekanlara da gül güzelliği sunmuştur. Yani dünyaya gelmiş olduğu Kayseri'nin Akçakaya köyü bugün Somuncu Baba Hazretlerinin namıyla anılmakta, tanınmakta. Somuncu Baba'nın gönül ikliminin gül güzelliği bir vakıf medeniyeti olarak neşv-i nema bulmaktadır. Akçakaya Mahallesi, Talas ve çevresinde miladın ilk dönemlerine kadar uzanan kaya oyma kültürünün en önemli örneklerinin yer aldığı tarihi bir merkezdir. Cami ve konutların altında çok geniş bir alana yayılan kaya oyma galeriler yaklaşık 3000 metrekare alana sahiptir. Geçmişe, tarihi günümüzden yaklaşık 2000 yıl öncesine dayanan büyük bir tarihi yerleşmeden bahsediyoruz. Günümüz itibariyle 30 mahallesi bulunan Talas'ın en kıymetli göz bebeği niteliğinde söyleyebileceğimiz mahallelerinden bir tanesi Akçakaya'dayız. Cami vakıf olarak 19. yüzyıl eseri olduğunu biliyoruz. Çevresindeki evlerle birlikte 19. yüzyıla işaret eden kitabelerinden. Ancak altyapısıyla kaya oyma mekan anlayışı Talas'ta bir kültürdür. Ve bu kültürün bu bölgedeki yerleşmelerin geleneksel yapının altyapısını oluşturduğunu biliyoruz. Ve yıllar aşan geçmişiyle tarihi sürecin en önemli yapılarını bugün Talas'ta görebilme imkanına sahibiz. Somuncu Baba ahvadından Osman Hulusi Efendi'nin kurduğu Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı, yaptığı hizmetlerle Şeyh Hamidi Veli Hazretleri'nin hatırasına sahip çıkmış, hayatı, eserleri ve türbesi ile ilgili yaptığı faaliyetlerle halkımızın ve devletimizin takdirini kazanmıştır. Sadece Darende'de değil, Somuncu Baba Hazretlerinin izlerini taşıyan her mekanı ihya eden vakıf, yüzyıllardır atıl halde bekleyen Kayseri Şeyh Hamidi Veli Tekkesi'nin restore edilmesi için uzun yıllar girişimlerde bulunmuştur. Bu girişimler neticesinde Talas Belediyesi, Somuncu Baba Hazretlerinin emanetine sahip çıkmış ve bu bölgenin imar edilerek yeniden insanların ziyaretine açılması sağlanmıştır. Bu tarihi alan daha önce harabe haldeydi. Belediyemizle yaptığımız çalışmalar sonucu turizme kazandırma çalışmalarımız devam ediyor. Yapılan protokol çerçevesinde Hulusi Efendi Vakfı da turizme kazandırma konusunda bize destek oldu. Burada bulunduğumuz alan 2010 yılında başlayan çalışmalarla bir geri kazanım sürecine girdi ve restorasyon süreci başladı kamulaştırmalarıyla birlikte. Burada yaklaşık 4-5 parsel cami etrafında Talas Belediyesi tarafından kamulaştırıldıktan sonra projelendirildi ve restorasyonu yapıldı. 2010 yılında başlayan bu süreç yaklaşık 2016 yılına kadar titizlikle sürdü. Evlerin altındaki kaya oyma mekanların temizliği ve geleneksel konutların yeniden inşası ve caminin etrafının bu şekilde ihyası önemli bir süreçti. Halen burada devam eden süreçlerle Talas Belediyesi tarihi kültürel miras değerlerini tarihe ve turizme kazandırmaya devam ediyor. Bir insanın anısını yaşatmak, o insanı yaşatmak gibidir. Sözünden hareketle Şeyh Hamidi Veli Somuncu Baba Hazretlerinin günümüze kadar gelen yansımalarını Anadolu'nun her köşesinde bulmak ve yüreklerde hissetmek mümkündür. Ali Dağı'nın heybetinin bir evladı Ali olan, nesli peygamberi olan Şeyh Hamidi Veli Hazretlerinin manevi cesametinde zuhur etmesi aslında bu topraklara hem coğrafi bakımdan
hem manevi bakımdan ayrı bir önem atfetmektedir. Akçakaya aslında Ağcakaya anlamında taşır. Yani beyaz kayalar. Gönlü beyaz, gönlü temiz, geçmişi temiz, geleceği temiz olan bu maneviyat önderlerinin bizim tarihimize, kültürümüze katmış oldukları o güzellikler bugün gül güzelliğinde Kayseri'nin Akçakaya köyünde yeniden hayat bulmuştur ve Somuncu Baba Hazretlerinin ismini taşıyan Hamidettin Ateş Efendi'nin gayretleriyle gerek Darende'de, gerek Kayseri'de, gerek Somuncu Baba Hazretlerinin anıldığı her yerde bu güzellikler dilden dile anlatılmaktadır. Kayseri il merkezine 12 kilometre, Talas ilçe merkezine 5 kilometre mesafede bulunan Akçakaya'ya, Google haritalar uygulaması üzerinden Akçakaya Şeyh Hamid Camii yazarak ulaşım sağlayabilirsiniz. Talas Belediyesi tarafından restore edilen ve Hulusi Efendi Vakfı tarafından ihyası gerçekleştirilen bu bölgede Somuncu Baba Hazretlerinin 700 yıllık hatırasına tanık olabilir, tarihi mekanları gezerek ruhunuzu dinlendirebilirsiniz.